Yeniden merhaba. Bu dersimizde elektrostatikten bahsedeceğiz, yani durgun elektrikten bahsedeceğiz. Durgun elektriğe baktığımız zaman bizim için önemli olan şey doğada iki tane elektrik yükünün, iki çeşit elektrik yükünün varlığını bilmemiz. Baktığımız zaman biri pozitif yani artı yük, diğeri de negatif yani eksi yük olacak. Baktığımız zaman biz artı ve eksi yükün kaynağının atom olduğunu görüyoruz. Atomun çekirdeğinde proton, yani artı yükler, elektronların da atomun etrafına dolanan eksi yükler olduğunu görmüştük. Dolayısıyla bu artı ve eksi yükler atomun varlığında olduğu için maddenin ortak özelliklerinden olarak saymıştık elektrikli yapıyı. Şimdi bununla beraber ne olursa olsun bir madde atomdan ibaret olduğu için, yani her maddenin içerisinde artı ve eksi yüklerin varlığını biliyoruz. O zaman şöyle düşünsek, bir maddeye baktık. Maddemizin içerisinde artı ve eksi yüklerimiz var. Eğer bu maddenin içerisinde artı yüklerin miktarı eksi yüklerin miktarına göre daha fazlaysa, o zaman maddemiz yük bakımından artı yüklü ya da pozitif yüklü madde olmuş olacak. Eğer maddemizdeki artı ve eksi yüklerin miktarına bakılınca eksi yüklerin miktarı artı yüklerin miktarından daha fazlaysa sayı olarak, o zaman maddemiz eksi yüklü olmuş olacak. Eğer maddemizdeki artı ve eksi yüklerin miktarı birbirine eşitse, o zaman bu maddemiz nötr ya da yüksüz madde olacak. Yani yüksüz madde dediğimiz zaman yük yoktur anlamına gelmeyecek. İçinde artı ve eksi yükler var ve bunlar birbirine eşittir anlamına gelecek. Şimdi elimizde iki tane cisim olsun ve bunların yük bakımından kıyaslamasını yapalım. Artı 4 ve eksi 8 Q yüklü malzemelerimiz var. Burada bir şey daha değinmiş olalım. Q yükün sembolüdür. Ya büyük Q ya da küçük Q fark etmez. İkisi de gösterilebilir. Yükü biz Q harfiyle sembolize edeceğiz. Şimdi baktığımız zaman bu iki cismin yükü bakımından yüklerin büyüklüğünü kıyaslayacak olursak, hangisi daha büyüktür diye baksak, buradan eksi 8 Q'nun yükü daha büyüktür dememiz gerekiyor. Yani sayı doğrusuna yerleştiriyormuşuz gibi düşünmeyelim bu tip örneklerde. Baktığımız zaman cismin yükünün büyüklüğüne, yani sayısal değerine bakacağız. İşaretine bakmayacağız. İşareti bize artı veya eksi olmasını, bundan başka bir şey ifade etmeyecek. Yükünün büyüklüğüne göre kıyasladığımız zaman ne olacak burada o zaman? L'nin yükünün büyüklüğü K'nın yükünün büyüklüğünden fazladır dememiz gerekiyor. Şimdi bununla beraber biz elektrostatik kısmında şunu göreceğiz. Bir cismin yükünün işaretini çeşitli yöntemlerle beraber değiştirmeye çalışacağız. Bu yöntemlerimiz 3 tane olacak. Sürtünme ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme ve etki ile elektriklenme. Bu 3 yöntem kullanacağız ve bu 3 yöntemde temel kavramlarımız var. Yani bir uygulamamız gereken kurallarımız var. Bunlardan birincisi, toplam yükün hiçbir zaman değişmeyeceği, yani toplam yükün korunacağı. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Diyelim ki bir olayımız var. Bu üç tane durumla ilgili düşünüyoruz tabii ki. Bu üç tane durum içinde olayın öncesindeki ve olayın sonrasındaki toplam yük miktarının eşit olduğunu göreceğiz. Yani olayın öncesinde cisimleri birbirine dokundurduk. Dokundurmadan önceki toplam yükümüz eksi 10 ise, dokundurduktan sonraki toplam yükümüz yine eksi 10 olacak. Yani yük korunmak zorunda. İkincisi de, cisimler arasında eğer bir yük geçişi varsa, söz konusuysa, bu yük geçişi sadece eksi yük ile olacak. Yani artı yükler hareket etmeyecek, sadece eksi yükler geçecek. Zaten bunu da atomda görebiliyoruz. Atomun çekirdeğinde artı yükler var. Eksi yükler maddeler arasında geçiş yapabiliyordu. Mesela kimyada görmüştünüz, iyonik bağ ve kovalent bağ bu şekilde oluşuyordu zaten. Şimdi bu iki özelliği unutmayaraktan biz yöntemlerimize, yani o üç tane saydığımız elektriklenme yöntemlerine bakacağız. Bunlardan birincisi sürtünme ile elektriklenme. Şimdi sürtünme ile elektriklenme bizim sorularda pek fazla karşımıza çıkmayan bir kavram olacak. Ama bizim için önemli olan sürtünme ile elektriklenmedeki temel noktaları bilmemiz. Bu temel noktalardan birincisi şu: sürtünme ile elektriklenme iki tane yalıtkan cisim arasında gerçekleşmek zorunda. İki yalıtkan cisim arasında gerçekleşiyor. Bu birinci bilmemiz gereken şey. İkinci bilmemiz gereken şey temel örneğimiz. Yani cam ve ipek kumaş parçası, ebonit yani plastik çubuk ile yün kumaş parçası. Bu ikisiyle ilgili örnek sorulacak ve bunların son durumları sorulacak. Yani şunu söyleyeceğiz: nötr durumdaki bu iki malzemeyi birbirine sürttüğümüz zaman, cam ipek veyahut da ebonit yün, bunların
bir müddet sonra sürtülüp ayırdıktan sonraki yüklerin işaretleri sorulacak bize sorularda. Baktığımız zaman ne göreceğiz? Cam çubuk bu sürtünme işleminin sonunda artı yük ile yüklenmiş olacak. İpek kumaş parçası ise eksi yükle yüklenmiş olacak. Diğer örneğimizde yani ebonit ve yün kumaş parçasının sürtünme durumu ve bunların birbirinden ayrılması durumunda ebonit çubuğumuz eksi yüküyle yüklenirken ipek kumaş yün kumaş parçamız artı yükle yüklenmiş olacak. Yani ikinci sorulacak şey bu sürtünme işleminin sonunda bu yüklerinin işaretleri. Bilmemiz gereken bir nokta vardı, o da şuydu. Bu olayın içerisinde yük geçişi oldu maddeler arasında. Peki bu geçiş yapan yük eksi yüktü. De eksi yük kimden kime geçti? Bunu görmek gerekiyor. Kimyadaki iyonik bağı düşünelim. İyonik bağda metal ve ametal vardı. Biri birine elektrik iyon veriyordu. Eksi yük veriyordu. Yani elektron veriyordu. Ve bununla beraber elektronu veren artı iyon kazanırken, artı değerlik kazanırken elektronu alan eksi değerlik kazanıyordu. O zaman böyle düşünecek olursak bakın biraz önce yükünden bahsetmiyorduk. Şimdi artı bir yük kazandı. O zaman demek ki elektronu veren cam çubukmuş. Burada da elektronu veren o zaman kumaş parçasıymış. Örneğimize bakarsak. Yani buradan sonrasında bilmemiz gereken özellik buydu. Şimdi ondan bahsedelim. Cam çubuktan kumaşa doğru eksi yük geçişi olmuş. Aynı şekilde burada da eksi yükü veren artı duruma geçtiği için buradan buraya bir eksi yük geçişi olmuş çubuğa doğru. Şimdi bunu görmenin matematiksel olarak da bir yöntemi var. Şöyle unutmamam gereken nokta şuydu. Hani bir maddenin artı yüklü ya da eksi yüklü olması neye bağlıydı? İçindeki artı ve eksilerin miktarına bağlıydı. Şöyle matematiksel bir örnek yapalım. Şimdi bu olay olmadan önceki durumu ben farazi olarak yani bir örnek olarak düşünüyorum. Ve hayalen şöyle düşünüyorum. Başlangıçta bu nötr olan iki tane malzemem birbirine sürtündükleri zaman, sürtünmeden öncesini düşünelim. Cam çubuğun başlangıçtaki yükünün artı 10'a eksi 10 olduğunu düşüneyim. Kumaş parçamında başlangıçtaki yükünün artı 4'e eksi 4 olduğunu düşüneyim. Sonuçta her ikisi nötr. Şimdi ne olacak? Ne dedik? Hani bu durumda cam çubuktan kumaş parçasına doğru eksi yük geçişi oluyordu. Mesela artı yük hareket etmeyecek madem, artı 10 yük hala duruyor cismimin içerisinde. Eksi yük bir miktar geçti. Mesela kaç tane eksi yük geçsin? 2 tane eksi yük geçsin. Mesela aslında ben söylüyorum. O zaman eksi 10 tane yüküm vardı. 2 tanesi geçerse ne olur? Eksi 8 tane yük kalmış olur. Peki burada ne oldu? İlk durumda artı 4 yük vardı. Hala artı 4 yükte bir değişim yok. Ama eksi 4 vardı yüküm. 2 tane buradan geldi eksi yük. Eksi 6 olmuş oldu. O zaman son durumdaki yükünün işaretine bakın. Artı 2 çıkmış oldu. Bunun işareti ise eksi 2 çıkmış oldu. Şimdi söylediğimiz kısma gelmiş olduk. Bakın eksi yük kimden kime geçti? Son durumda yükünün işareti artı, yükünün işareti eksi olmuş oldu. Ve bir şeye daha gelelim. Toplam yük korunacaktı. Yani başlangıçtaki toplam yük, bakın bu nötr yani 0, bu nötr yani 0, toplamı 0 oldu. Son durumda bakın artı 2 eksi 2 yine toplamının 0 olduğunu görmüş oluruz. Şimdi burada bir şeye dikkat ettiyseniz şunu görün. Cam çubuk ve ipek kumaş parçası ya da burada fark etmiyor. Biz bunları birbirine sürttüğümüz zaman dikkat ederseniz bunların kapasitelerinden, bunların büyüklüklerinden hiç bahsetmedik. Ama sonuç olarak bir şey gördüm. Ne gördüm? Sonuç olarak birinin yükünün değeri artı 2 çıkarken diğeri eksi 2 çıkacak. Yani bunların büyüklükleri ne olursa olsun yüklerin işaretleri ters ama sayısal değerleri aynı olacak. O zaman şöyle bir örnek düşünsek. Elimizde iki tane kapasitesi verilmiş KVL maddeleri olsun. Yarı çaplarını verdik. Ve bu nötr olan KVL yalıtkan maddelerini birbirine sürttüğümüzü düşünelim bir müddet. Ve sonra bunları birbirinden ayırdık. Ve son durumda L'nin yükünün eksi 6 Q olduğunu gördük. Buna göre K'nın yükü acaba ne olur? Biraz önce şu bilgiyi söyledik. Dedik ki birbirine sürtünen cisimlerde son durumdaki yükün varlığı bizim cisimlerin büyüklüklerine bağlı değil. Yani bunun R, bunun 2R yarı çaplı olması yükünün miktarını değiştirmeyecek. Burası eksi 6 Q ise
Burası artı 6 Q olmalı. Bu ama hangi elektriklenme durumu için geçerli? Sürtünme ile elektriklenme durumu için geçerli olan bir bilgi olacak. Şimdi gelelim diğer bir özelliğimize. Şimdi ben cisimleri diyeyim ki hani burada artı 2 yüklendi bu durumda. Temel nokta neydi? Ben bu cisimleri birbirine sürttüm. Diyelim ki ve bu sürtme işlemi T süre sürsün. Peki ben bu birbirine sürtünme işlemini 10T süre yapmış olsaydım o zaman bu sefer 2 artı 2 yük birikmeyecekti. Mesela artı 5 olacaktı, artı 8 olacaktı. Yani artı 2'den daha büyük bir değer birikecekti. Sürtünme işleminin süresini artırdıkça maddelerde biriken yükün değerini de artırmış olacağız. Yani sürtünme elektriklenmede esas olan bunlar olacak. Sürtünen cisimler zıt yüklerle yüklenmiş olacaklar ve yük değerleri eşit olacak. Her zaman eksi yük geçişi olacak ve yük korunacak. Gelelim dokunma ile elektriklenmeye, diğer bir elektriklenme çeşidimiz. Dokunma ile elektriklenmeye baktığımız zaman yine bizim bilmemiz gereken bir iki tane teorik bilgimiz var. Bunlardan birincisi iletken cisimler arasında gerçekleşir. Yalıtkan cisimler arasında dokunma ile elektriklenme olmaz. İletken cisimler arasında olacak ve ne demiştik? Aralarında yük geçişi olacak. Peki yük geçişi ne zamana kadar devam edecek? Yük geçişi ne zamana kadar devam edeceğini hemen öncesinde şunu söyleyeyim. Peki yük geçişi oluyorsa hangi yük geçer demiştik? Eksi yük. Bununla beraber yük geçişi devam edecek. Ne zamana kadar? Yüzey potansiyelleri eşit olana kadar. Bundan bahsetmemiz gerekiyor. Yüzey potansiyelleri eşit olana kadar yük geçişi devam ediyor. Peki bu yüzey potansiyeli dediğimiz şey nedir diye düşünecek olursak aslında yüzey potansiyeli dediğimiz şey bir oran. Neyin oranı? Baktığımız zaman yük ve yarı çapların oranı. Her cisimde eşit olana kadar bu iş devam edecek. Yani yük geçişi devam edecek. Yani yük bölü yarı çap oranı eşit olana kadar maddeler arasındaki yük geçişi devam ediyor. Buna biz yüzey potansiyeli diyeceğiz. Temel olarak böyle düşünebiliriz. Çünkü bir de katsayı var. 11. sınıfa geldiğimiz zaman elektriksel potansiyel konu başlığı altında görebileceğiz. O zaman bununla alakalı şöyle bir yorum söylememiz gerekiyor. Maddeler arasında yük geçişi olabilmesi için yüzey potansiyellerinin birbirinden farklı olması gerekiyor. Yani mesela şöyle düşünün. Bunun yükü eksi 8 Q. Bunun yükü eksi 8 Q olsaydı yine yük geçişi olurdu. Neden? Çünkü yük bölü yarı çap oranları birbirinden farklıdır. Yani yük geçişi olmaması için yük bölü yarı çap oranlarının birbirine eşit olması gerekiyor. Bunun aksi bir durumda yük geçişi olacaktır. Ne zamana kadar? Bu oran korunana kadar. Şimdi bir örnekle anlatalım. Cisimleri birbirine dokundurduk ve bir müddet beklettik. Bir müddet dediğimiz yüzey potansiyelleri eşit olana kadar ve sonrasında bunları birbirinden ayırdık. Ayırdıktan sonraki yüklerin durumlarını görmek istiyorum. Şimdi burada bir matematiksel ifade yapacağız ve buna göre sorumuzun çözümüne ulaşacağız. Yapmamız gereken şey bir işlem sırası. İşlem sırasındaki ilk aşama bu dokundurduğumuz cisimlerin toplam yük miktarlarına bakmak. Toplam yük miktarlarına bakacağız. Toplam yük miktarları nedir? Peki bu yüklerimizin biri eksi 8, biri artı 2. Topladığımız zaman ne olacak? Eksi 6 Q kadar olduğunu göreceğiz. İlk yapacağımız matematiksel ifade bu. İkinci yapacağımız matematiksel ifade dokundurduğumuz malzemelerin yarı çaplarının büyüklüğüne bakacağız. Yani toplam R'lerini bulacağız. Ve toplam R'ye baktığımız zaman 1R, 2R de buradan toplamda 3R olduğunu gördük. Şimdi bundan sonrası şu. Bir oran orantı kuracağız. Şöyle. Bakın maddemizde R ve 2R yarı çapları var. Biz toplam yükü yani eksi 6'yı paylaştıracağız. Neye? Yarı çaplarına göre. Şöyle yapıyoruz. 3R yarı çapımız var ve bu 3R yarı çapta toplam eksi 6 Q'luk yükümüz var. O zaman oran orantıdan 1R'ye eksi 2 Q'luk yük düşmeli diyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonrası artık kolay. Her bir R başına ne kadarlık yük düştüğünü gördük cisimlerimizde ve buna göre cisimlerimizin son yüklerini belirliyoruz. Bakın K'nın yarı çapı R ve biz ne dedik? 1R'ye eksi 2 Q düşmeli. O zaman K'nın yükü eksi 2 Q olmalı. L'nin yükü nedir o zaman? 1R'ye eksi 2 düşüyorsa 2R olduğu için burası eksi 4 Q olmalı. Şimdi ve böylelikle bu ifadeyi bulmuş olduk. Peki
Bizim kuralımıza uyuyor mu? Ona bir bakalım. Hatırlarsanız şöyle bir kuralımız vardı. Bu elektriklenme çeşitlerinde temel kural neydi? Bir tanesi de yüklerin korunmasıydı. Yani başlangıçtaki toplam yükümüzün sondaki toplam yüke eşit olmasıydı. Bakalım başlangıçtaki toplam yüke -6Q, sondaki toplam yüke bakalım -6Q. Gördüğünüz gibi yüklerin de korunduğunu gördük. Peki diğer bir için yani sorunun içerisinde bir başka soru da karşımıza çıkabilirdi. Kimden kime ne kadarlık bir yük geçişi oldu? Şimdi unutmamam gereken geçiş yapan yükün eksi yük olduğuydu. Şöyle bakın. Başlangıçta eksi 8 yük varken son durumda eksi 2 yük kaldı. Ve birinden diğerine cismin eksi yük geçiyordu. O zaman eksi 8 varken eksi 2 kalması için ne olması gerekiyor? 6 tane eksi yükün diğer tarafa geçmiş olması gerekiyor. Çok basit bir matematik yapmış olduk. Eksi 6 tane Q yükü geçmiş oldu. Ve şöyle yapın bakın. Artı 2 eksi 6 daha ne yapar? Eksi 4. Bakın görebiliyorsunuz matematiğimizi sağlamış olduk. Şimdi bir örnek daha yapalım. Bu dokunmayla elektriklenme ile ilgili. Şimdi iki tip örneğimiz olacak zaten burada. Bir, başlangıç yük değerleri verilip son durumları sorulabilir. İki, son durumdaki yük değeri verilip başlangıç yük değeri sorulabilir. Şimdiki örneğimizde başlangıçtaki yük değerlerinden bir tanesi yok. Ama bakın M'nin son durumdaki yükünden bahsetmişiz. Buna göre K'nın ilk durumdaki yükünü bulacağız. Yani ikinci bir soru çeşidinden daha bahsetmiş olacağız. Şimdi bu tip örneklerde bir sıralamamız var. Dikkat ederseniz örneğimizi okursak. K cismini götürüp önce L'ye dokunduruyoruz. Sonra götürüp M'ye dokunduruyoruz. Buna göre sorumuzu çözmemizi istiyoruz. Şimdi bakın burada bir sıralama var ve ben bu sıralamayı yazayım. Dokundurma sıralamasını yazıyorum bakın. Önce K'yı alıp L'ye dokunduruyorum. Bu durumda ne olacak? K'nın yükü ve L'nin yükü büyük bir ihtimalle değişecek. O yüzden ben bunun son durumdaki yüküne K üssü, bunun son durumdaki yüküne L'yi sürüyorum. Şimdi soruyu burada bırakmıyoruz. Soruyu ne yapıyoruz? Devamını getiriyoruz. Yani K'yı alıyoruz bundan sonra. Bakın başlangıçtaki K'yı alıp götürmüyoruz. K'nın yükü değişti. İşte o değişen yükü alıp götürüp M'ye dokunduruyoruz artık. Ve bunun devamında K'nın ve M'nin yeni bir yük değeri oluştu. Eğer bize son durumdaki yükleri sorulmuş olsaydı bakın K'nın son durumdaki yükü, M'nin son durumdaki yükü ve L'nin son durumdaki yükünü bulmuş olacaktık. Şimdi verilenleri yerleştirelim. Bakın soruda bunun yük değeri yok. Ama yarı çapının R olduğunu verdik. Yarı çapının 2R olduğunu ve yük değerinin artı 4Q olduğunu söyledik. Yarı çapının R olduğunu, yarı çapının 3R olduğunu ve buradaki yükün değerinin eksi 2Q olduğunu başlangıçta görüyoruz. Bir bilgi de soruda verdik. Bu dokundurma işleminin sonunda M'nin yükü artı 3Q oluyormuş. Yani buradaki değeri de artı 3Q çıkıyormuş. Şimdi şöyle bir matematik yapabiliriz. Burada yaptığımız gibi bilmediğimiz bir yük var. Bunun değerini x diyelim. İşte x artı 4Q'yu işte 3'e paylaştıralım. Oradan işte R'ye düşeni bulalım. Onu götürelim falan filan yapalım. Matematik olarak buluruz. Ama bu matematiğin daha basit bir yöntemi var. Tersten gideceğiz. Şimdi sorunun son kısmını verdiğimiz için tersten öne doğru nasıl geliriz? Bu yorumdan bahsedeceğim. Ve şunu unutmayalım. Her R başına ne kadar yük düşüyordu ona göre paylaştırıyorduk. Şimdi şöyle bakın. Son durumda yükünün artı 3Q olduğunu gördük M'nin. Peki M'nin yarıçapı kaç? 3R. 3R'ye artı 3Q düşüyorsa o zaman demek ki 1R'ye artı Q düşüyor. O zaman K'nınki 1R olduğu için K'ya o zaman artı 1Q düşecek demek ki. Bakın K'nın yükünü hemen bulmuş olduk. Peki bir kuralımız vardı hatırlarsanız uygulamasını da yapmıştık. Son durumdaki toplam yük başlangıçtaki toplam yüke eşit olacaktı. Bakın bu ikisinin son durumdaki yüklerinin toplamı artı 4Q. O zaman başlangıçtaki yüklerinin toplamı da artı 4Q olmalı. Eksi 2Q burası. O zaman buradaki değeri artı 6Q yapmış olmalı. Ki toplamı artı 4Q olabilsin. Eğer dikkat ediyorsanız bakın buradaki yük K üssü. O K üssü bakın buradan geldi. Yani buradaki K üssünün değeri 6Q'ymuş. Bakın yine son değerini biliyoruz. Yani burada yaptığımız yorumun aynısını bir daha yapıyoruz. Diyoruz ki bakın R yarı çap başına artı 6Q düşüyorsa 2R yarı çap başına artı 12Q düşmeli.
Ve bu ikisinin toplam yükünün değeri artı 18 Q ise o zaman burası da artı 18 Q olmalı. Artı 4'ü buradaysa artı 14 Q olmalı. Şimdi bunu görmüş olduk. Nasıl paylaşıldığını. Ve hani işlemi ne kadar doğru yaptık bunu görmek istiyorsak bakın. K'nın son değeri artı Q. L'nin son değeri artı 12 Q. M'nin son değeri artı 3 Q. Bakın K'nın ilk değeri artı 14 Q. Bu son yük. Şimdi ilk yüke bakalım. İlk yükümüzde K'nın değeri var. O artı 14 Q. L'nin yük değeri var. Artı 4 Q. Ve M'nin yük değeri var. Eksi 2 Q. Bakın toplayalım. 15, 16, 18, 16. Gördüğünüz gibi ilk ve son yük değerleri de birbirine eşit. Ki zaten bunun olmasını bekliyorduk.